Merhabalar, geldik 62. dersimize. Bu derste galeri kısmına giriş yapacağız. Galeri kısmı arkadaşlar bizim temamızın içerisinde yer alan şöyle bir sayfanın içinde. Burada iki farklı galeri seçeneği var. Birinci de resimler sağa doğru gitmiyor. Sadece tam ekran oluyor. Yani ortada bir pop-up formatında çıkıyor. İkinci de ise şöyle sağa doğru geçiş var. Biz bu Echo Lightbox yazını kullanacağız. O zaman ilk olarak şununla başlayalım. Hemen yeni bir tane controller tanımlayalım projemizin içerisine. Ve buradan ilerleyelim. Şöyle sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir controller tanımlıyorum. Boş bir controller. İsmi arkadaşlar galeri olsun. Şöyle galeri controller olarak oluşturdum. Tamamdır. Ardından buraya sağ tuşa tıkladım. Add View diyorum. Burası admin temayı kullanarak eklensin. Bu da tamamlandı. Şimdi şöyle yapacağım. Son bir aşama. Admin LT içinde yer alan hangi sayfanın içindeyiz? Page galerinin içinde. Page içinde yer alan galeri.html sayfası. Burada şu anda toplamda 954 satır kod var. Bunu kopyaladım. Geldim. Buraya yapıştırdım. Ve ben burada duruyorum. Şimdi videoyu durduracağım. Burayı düzenleyeceğim. Düzenledikten sonra şöyle çalıştıralım. Düzenledikten sonra düzenlenmiş hani videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Birazdan devam edeceğiz. Evet, düzenlemeyi tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Şu anda bu halini size bırakacağım. Kaç satır? Şu anda 170 satıra düştü. Ben hemen bunu GitHub'a yükleyeyim. Ondan sonra devam edelim. GitHub'a yükledim. Projeyi yani kodları. Buradan devam edelim. Şimdi bazı değiştireceğimiz kısımlar var. Öncelikle şurada Home Gallery yazıyor. En üstte bir gidelim. Onu bir kaldıralım. Buna ihtiyacımız yok şurada. Geldim burayı sildim. Burası ne diyelim? Sözlük galerisi olsun. Sözlük galerisi. Tamamdır. Burada resimleri göreceğiz. Yeniledim sayfayı. Bir de en altta bir footer var sanırım. Onu da kaldıralım. Footer da şurada. Geldim bunu da siliyorum. Şurada bir aside komutu var. Bunu da sildim. Açıklama satırlarını da kaldırıyorum. Tamamdır. Böylece burası hazır hale gelmiş oldu. Süper. Şimdi ben istiyorum ki buradaki resimleri veri tabanından çekelim. Ama buraya amaç projenin biraz da arayüzünün de güçlü bir hale bürünmesini sağlamak olduğu için yani burada mesela isterseniz yazar resimlerini gösterebilirsiniz. Yani yazar resimleri olabilir. Mesela üstte de o yazarın adı olabilir. Şimdi ben yazar resimlerini göstermeyeceğim. Onun yerine projenin içerisine bir tablo daha ekleyeceğim. Bu tabloda da şöyle bir tablo olacak ve dosya işlemlerini bu tablonun üzerinde anlatacağım sizlere. Şimdi Visual Studio'yu açtım. Bu tablo bir resim tablosu olacak. Resim dosyaları tutulacak. Entity Layer'ı açıyorum. Geldim buraya sağ tuş ekle. Yeni bir class ekliyorum. Class'ımın ismi arkadaşlar. Class'ımın ismi Image. Image diyelim. Image klasörü olacak. Image file diyelim hatta. İmaj dosyaları olsun. Image file. Geldim bunu public hale getiriyorum. Sen public ol. Ondan sonra prop tap tap public int image id indim alta prop tap tap public string image name resmin ismi prop tap tap public string bir de işte image path bir de yol olsun. Tamam, 3 tane kısım var. Yani 3 kısım var. Ben bunları kullanacağım. Ondan sonra şöyle yapalım. Geldim şuradan key'i kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şuradan da string length'leri kopyalayalım. Geldim. Image name ve path için yapıştırdım. Dosya yolu 250 karaktere kadar olsun. İsim ise 100 karakter olsun maksimum. Şurada data annotations'ı seçtim ve bunlar dahil edilmiş oldu. Güzel. Ondan sonra ne yapıyorum? Data Access Layer'ı açıyorum. Burada Concrete üzerinde Context'e geldim. Şurayı olduğu gibi aşağı aldım. Şimdi ben burada neyi çağıracağım? Image file'ı çağıracağım. Image file ismi de Image Files olsun. Sonra bir S takısı alsın. Tablodaki karşılığı. Add tire migration boşluk migration alt tire
add image alt tire file gibi böyle bir şeyler yazmış olumda taxes layer'ın seçili olduğunu olduğundan emin olun. Son birkaç ders, birkaç ders sonra artık son başlık olan nereye geçiş yapacağız? Yazar kısmına geçiş yapacağız. Arada söz verdiğim ama atladığım konular var. Onlara döneceğim. Mesela hashlemeydi bunlardan bir tanesi. Bakın bu şekilde geldi. Sen update-database all enter'a bastım. Bekliyorum veri tabanının güncellenmesini. Şimdi bu arada ben masa üstünde şöyle resim resimli bir klasör oluşturdum. Bu klasörün içerisinde bakın birkaç tane örnek resim dosyası var. Gördünüz mü? Ben bunları kullanacağım. Bunları projenin içine dahil edeceğim. Şimdilik dahil edeceğim. Hatta şöyle resimler klasörünü komple alırız. Hatta ismi resimler olmasın da images olsun. Şimdi Visual Studio'ya geldim. Tamam, metot çalıştı dedi. Geldim SQL'e, sağ tuş refresh dedim ve buraya image files gelmiş oldu. Tamam mı? Burada resimlerim artık mevcut. Bu şekilde. Güzel. Ondan sonra şimdi ne yapacağız? Image name'i ve resmi. Öncelikle olarak şöyle yapalım. Image klasörünü aldım. Image klasörünü aldım. Projemde bir saniye şöyle yapalım. Şimdi Visual Studio'ya dönelim. Şurayı bir kapatalım. Buraya geldim. Bunu da admin LT'nin içine atabilirim sanırım. Bir zarar olmaz herhalde. Şimdilik burada kalsın. Şöyle image klasörünü buraya dahil ettim. Tamam mı? Ondan sonra şurayı kapattım. Bunları da kapatıyorum. Tamamdır. Şimdi mesela bakın şunu göstermek istiyorum size. Ben geldim. Bunlar içerisinde herhangi birini aldım. Şuraya bıraktım. Bıraktığım zaman şöyle bir dosya dizini oluşuyor. Gördünüz mü? Ben geldim bunu kopyaladım. Kopyaladıktan sonra bunun ismi neymiş? Amsterdam. Resmin ismi. Amsterdam. Yoluna da bunu yapıştırdım ve alta indim. Bu şekilde diğerlerini de alacağım. İki tane alalım şimdilik. Bir de bu olsun. Berlin'i alalım bir de. Şöyle yapalım. Berlin'de geldim. Şöyle aldım. Şuradan dosyanı kopyaladım. Kopyaladıktan sonra buraya da Berlin yazdım ve buraya yapıştırdım. Tamam mı? Böylece iki tane imaj dosyam oldu. Benim için yeterli. Devam ediyorum. Sonra şimdi controller tarafında benim amacım şu. Buradaki değerleri şurada 1, 2, 3 yazıyor. Ben bunun yerine veri tabanından çekmek istiyorum. Ama ilk önce buradaki 1, 2, 3'ü bir kaldıralım. O kadar değere ihtiyacımız yok. Mesela burada bir div class row var. 50'de başlıyor. Bu tamamını kaplıyor. Şöyle yapalım. Div class call sm2 diye bir ifade var. Aslında bu her biri bir taneyi tutuyor. Toplamda kaç tane resim var? 12 tane. Şimdi şuradan itibaren ayırıyorum, başlıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tamam, 11 tane. 12 taneydi. 12.'si de burada üstte. Ben geldim bu 11 taneyi siliyorum. Bunlara ihtiyacım yok. Bunları sildim. Ve toplam satır sayısı da bu arada kaça düşmüş oldu böylece? Toplamda 95 satıra düştük. Hatta burada bazı jQuery dosyaları zaten admin LT tarafına vardı. Onları da dilerseniz kaldırabilirsiniz. Tekrar çalıştırdım. Bir bakayım kaç dakika oldu bu arada. Henüz 8 dakika olmuş. Devam edelim. Şimdi bu kısım yüklensin. Bu kısım yüklenirken biz de o sırada şunu yapalım. Biz burada bir listeleme işlemi gerçekleştirmek istiyoruz. Öncelikle business değil de nereye gelelim? Entity layer değil. Data access'e gelin. Data access içerisinde hem abstract'a gelelim. Önce abstract'a yeni bir tane interface oluşturalım. İnterfeysimizin ismi arkadaşlar I image file dal olsun. I image file dal. Tabloya biz ne demiştik? Image files demiştik. Tamam. Image file dal olarak kullanabilirim bunu. Tamamdır. Burası geldi. Bunun başına bir public ifadesini ekledim. Ondan sonra I about dala geldim.
Ne yapacak? iRepository'den miras alacak. O zaman ben geldim, şurayı kopyaladım. Kopyaladıktan sonra bunu buraya yapıştırdım. Content'i kullanabilmesi için using entity layer concrete'i buraya dahil ettim. Sen diyeceğim content'i değil, image file sınıfını kullanacaksın. Tamamdır. Böylece burayı dahil etmiş olduk. Bunda bir problem yok. Birinci aşama bitti. iImageFile dal. Tamamdır. Tarayıcıya geldim. Şu an zaten sadece bir tane resim var. Güzel. Devam ediyorum. Burayı kapattım. Burayı kapattıktan sonra şimdi Entity Framework tarafına gelmem gerekiyor. Buna çift tıkladım. Sağ tuşla tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir class ekleyeceğim. Class'ımızın ismi ImageFile dal. Yalnız başında ne olacak? Entity Framework olacak. Entity Framework ImageFile dal. Sen diyeceğim public ol. Ondan sonra şuradaki ifadeye geldim. Olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladım bu ifadeyi buraya yapıştırdım. Generic repository kullanmak için Data Access Layer Concrete Repositories. About kullanmak için Entity Layer Concrete. About dalı kullanabilmek için Data Access Layer Abstract. Sen about olmayacaksın. ImageFile olacaksın. Sen de iImageFile dal olacaksın. Tamamdır. Böylece burası da halledilmiş oldu. Bakın gördünüz mü? Mimari olduğu için aslında yeni bir tablo vesaire eklemek çok daha kolay ya da ne kadar kolay oluyor. Geldik bir sonraki aşamaya. Şimdi sırada, şimdi biz burada sadece listeleme yapacağız ama yine buna ait bir business oluşturmamız gerekecek manager tarafında. Validation rule'una gerek yok. Concrete'ini ve abstract'ını oluşturalım. Önce abstract'la başlayalım. Ekle dedim yeni bir öğe. Bu öğemiz bir interface olacak. Interface'imizin ismi iImageFile service olsun. iImageFile service. Şimdi diğer service'lara gittim. Bana sadece listeleme lazım. Diğerlerini kullanmayacağım. O yüzden sadece listelemeyi çağıracağım. Kopyaladım. Kopyaladığımı geri geldim. Buraya yapıştırdım. Sen public ol. Bunu da kullanabilmek için ctrl nokta using entity layer concrete'i dahil etmiş olduk. Sen de image file sınıfını al. Get list. Bütün listeyi getir veya get all da diyebilirsiniz. Burası da tamamlandı. Bir sonraki aşama manager aşaması. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir class ekleyeceğim. İsmi image file manager olsun. Şimdi sen public hale gel. Tamamdır. Ondan sonra bir tane manager sınıfına gidelim. Örneğin heading manager'a geldim. Bu şuradan miras alacak. Öncelikle sen buradan mirasını al bakalım. Ctrl nokta using abstract layer sen image file service'i kullanacaksın. Tamamdır. Ondan sonra başka ne yapalım? Şunu kullanalım. Geldim. Burayı kopyaladım. Buraya yapıştırdım. CTRL nokta yaptım. Using Data Access Layer Abstract. iHeading dalı değil. iImageFile dalı kullanacaksın. İsminde alt tire ImageFile dal olsun. Tamamdır. Burası da hazır hale gelmiş oldu. Daha sonra burada CTRL nokta Generate Constructor dedim. OK dedim ve burası hazır hale gelmiş oldu. Implement Interface diyeceğim ve interface'imize dahil ettik. Bu kadar. Sonra ne diyeceğim? Diyeceğim ki şunu diyeceğim. Pardon. Alt tire image file dal nokta nokta list. Sen bize listeyi getir. Bu şekilde. Bunun başına da bir return ifadesi ekleyelim. Tamamdır. Böylece image file'a ait mimari oturmuş oldu. Bu kadar. Şimdi sırada ne var? Sırada listeleme işlemleri var. Şimdi benim burada verilerimi listelemem gerekiyor. Peki bu listeleme işlemini nasıl yapacağız? Şurayı kapattım. Controller'a geliyorum. Controller'a geldikten sonra şimdi yine kopyala yapıştır gideceğim. Mesela heading controller'a gidelim. Heading olmaz. Aslında olur ya, bir zarar yok. Şimdi manager'ı geldim kopyaladım. Kopyaladığım bu manager'ı geldim buraya yapıştırdım. CTRL nokta yaptım. Using Business Layer Concrete'i dahil ettim. Heading Manager'a değil de biz nereye gideceğiz arkadaşlar? Image File Manager'a gideceğiz. Burası da Image File Manager olacak. Sen de CTRL nokta yaptım. Sen de Entity Framework Image File dal olacaksın. Süper. Yalnız sen
IFM ol. Image File Manager ol. Tamam mı? Var. Files. Dosyalar. Eşittir. IFM. Nokta. Get list. Listeyi bize getir. Geri de files isimli değişkeni döndürsün. Tamamdır. Sağ tuş. Sağ tuş. Go to view. View'e geldi. Geldik son aşamaya. Şimdi. Öncelikle bir çalıştıralım bakalım. Bu haliyle derleme esnasında bir hata fırlatacak mı bize? Bunu bir görelim. Eğer fırlatmazsa son aşamaya geçebiliriz. Çok güzel olacak. İnanın bittiği zaman çok güzel olacak. Yani bu projeyi tekrar ediyorum. Çok kez tekrar ettim biliyorum ama bu proje bir bilişim tabanlı bölümün öğrencisinin bitirme projesi büyüklüğünde, hatta içerik olarak ondan daha kapsamlı, en azından web dersi için konuşacak olursak ondan daha kapsamlı bir proje. Geldi. Şimdi bakalım verilerimiz listelenecek mi? Sen using entity layer nokta concrete indim alta at model liste olarak image file sınıfını çağır. Süper. Bitti mi? Bitmedi. Çok az kaldı. Çok o kadar az kaldı ki. Yani şurası kaldı sadece. For each döngüsü parantezimi açtım. Var item in model süslü parantezimi açtım. Geldim süslü parantezimi burada kapattım, kaydettim. İki tane resim gelirse her şey muhteşem çalışıyor. Her şey muhteşem çalışıyor. Süper. Bitti mi? Bitmedi. Son adım. Href. Şimdi href kısmında bu nereye gidiyor? Via placeholder. Şimdi bir dakika. Şöyle yapalım. Sen bir source kısmında bir resimleri bir bana göstersene. Resim kısmında sen diyeceğim. Item nokta imagine peti gelsin buradan. Kaydettim. Kaydettim. Yeniledim. Kötü geldi. Eksiğimiz var. ImagePad'de eksiğimiz var. Neden eksiğimiz var bizim burada? Şu başındaki tilde'yi silelim. Aynen. Tilde'yi sildim. Geldi. Tıkladım. Tıkladığım zaman şimdi bunun bir de detaylarının gelmesi gerekiyor bize. Peki detayları nasıl gelecek? Sen via placeholder.com'a gönderiyorsun yalnız bizi. Bu benim istediğim şey değil. Biraz önce nereye yolluyordu? Bir dakika. Çok kısa bir durduracağım video. Çünkü buna bir bakmam lazım. Bu şu an bir link üzerinden çekiyor. Şöyle devam edersek. Burada href kısmına direkt olarak at item.imagepad. Burada da imagepad var. Sayfayı yenile. Tıkladım. Ve geldi. Bir kere daha tıkladım. Geldi. Şurada sample bir white yazıyor. O yazı nereden geliyor? Ha, data title'dan. Tamam. Verinin başlığında da sen bize şunu getir. At item nokta image name kaydettim. Yeniledim. Çalıştırdım. Bu kadar. Çok güzel oldu. Burası da tamamlandı. Bu kadar. Ben dersten sonra şurayı bir doldurayım. Bir 5 saniye daha bekleteyim sizi. 5 saniye. Şöyle örnek birkaç veri daha girdim veri tabanına ve burayı tamamlamış oldum. Burada mesela şöyle bir şeye gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu değerlerin width ve height değerini verip sabit hale getirip bunu biraz daha standarda oturtabilirsiniz. Bir sonraki derste Cuma oldu zaten bu. Salının 69. dersinde görüşmek dileğiyle.